Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs aşısı ile ilgili oluşturulan çalışma grubunun başkanı Slavoj tünelin ucunda ışığın görüldüğünü söyledi. Slavoj, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin bu hafta yapacağı toplantıda koronavirüs aşısına onay vereceğini umduğunu ancak hayatın ilkbahar aylarında normale dönmesi için tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Slavoj, aşıya onay çıkması halinde uygulanacak program etkilenen riskli gruplarda Ocak ve Şubat aylarında görülmeye başlamasını beklediğini belirtti. Slavoj, ancak nüfusun tamamını göz önüne aldığımızda hayatın normale dönmeye başlaması için Nisan ya da Mayıs ayından söz edebiliriz. Bu nedenle ilkbaharda aşının olumlu etkilerini yaşayabilmemiz için herkesin tünelin ucunda ışığın görüldüğünü anlayıp rahatlaması ve maske, mesafe ve el yıkama gibi önlemlere devam etmek için güç tazelemesi kritik önem taşıyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA'nın aşıya onay vermesi halinde ilk kitapta sağlık çalışanlarına ve bakım evlerinde bulunan yaşlılara öncelik verilmesi öngörülüyor. Bu iki gruptaki kişilerin aşılanmasının ardından hangi gruplara sıranın geleceğine dair ise her eyalet kendisi karar verecek. Eyaletler, onay çıkması halinde aşıların dağıtımını yapabilmek için hazırlıklara başladı. FDA, İngiltere'nin onay verdiği ve Salı günden itibaren uygulamaya başladığı Pfizer-BioNTech aşısını değerlendirmek üzere Perşembe günü toplanıyor. Slowey, eldeki verilere göre FDA'nın Pfizer-BioNTech aşısına onay vermesini beklediğini vurguladı. Slowey, aşının onaylanması halinde ertesi gün ilk teslimat yapılacak diye konuştu. FDA 17 Aralık'ta yapacağı toplantıda Moderna'nın yaptığı aşı başvurusunu inceleyecek. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar koronavirüs vaka sayısı 14,5 milyonu, can kaybı da 281 bini aştı. Amerika Birleşik Devletleri dünyada en yüksek can kaybı ve toplam vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde son günlerde üst üste günlük vaka sayısı rekor kırdı. Resmi ilan fiyat tarifesi yenilendi. Resmi gazetede yayınlanan %20 oranındaki ilan tarifesi artışı 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Resmi ilan fiyat tarifesinin tespitine dair Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından teklif edilen resmi ilan fiyat tarifesinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, resmi gazetenin 4 Ocak 2020 tarihli ve 31.324 sayılı nüshasında yayımlandı. Söz konusu tarife, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanınca onaylanan yeni resmi ilan fiyat tarifesine göre resmi ilanların 1 santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler için KDV hariç 20-40 Türk lirası olarak değerlendirilecek. Söz konusu resmi ilan bedeli günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için ise KDV hariç 49,35 Türk lirasından hesaplanacak. Karara göre geçmiş yıllarda olduğu gibi ilan metinlerinin dizisinde Arial yazı karakteri ve günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazetelerde 9 punto, diğer gazetelerde ise 10 punto metin harflerinin kullanılması zorunlu olacak. Resmi ilanların 5 santimetrelik kısmında 10 punto metin harflerinin kullanımında en az 12 satır, 9 punto harflerin kullanımında ise en az 14 satır yazı bulunması gerekecek. Resmi ilanların başlıkları ilan metinleriyle orantılı olacak. Ancak ilan metni başlıklar 200 sütun santim üzerindeki resmi ilanların başlıkları 24 puntoyu, 100 ile 200 sütun santim arasındakiler 20 puntoyu, 50 ile 100 sütun santim arasındaki 16 puntoyu, 50 sütun santimin altındakiler ise 14 puntoyu geçemeyecek. Ayrıca günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için tek sütun genişliği 32 milimetre, diğer gazetelerde ise 37 milimetre kabul edilecek. Diğer taraftan bir sütunu geçen resmi ilanlarda sütun arasındaki boşluklar 3 mm üzerinden hesaplanmaya devam edilecek. İlan başlığı ile ilan metni arası 3 mm, ilan çerçeve kalınlığı 0,5 mm, metin ile çerçeve arasındaki boşluklar da 3 mm olacak. Kelimeler arasında bir karakter boşluğu bırakılacak. Daha büyük puntolu harflerle ya da daha dar sütunu dizilen ilanlar ile satır ve kelime arasındaki gereğinden fazla boşluk bırakılan ilanlar için bu açıklamalar çerçevesinde kıyasla hesaplama uygulaması sürdürülecek. Böylece 2021 yılı için resmi ilan fiyat tarifesinde günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetin üzerindeki gazete için %20, diğer gazete için ise %5 artış sağlanmıştır. Resmi ilan fiyat tarifesinde yapılan yeni güncelleme, basının kılcal damarlarını oluşturan yerel gazetelerin yayın adetlerini sürdürmelerine yardımcı olacaktır. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, yeni resmi ilan fiyat tarifesinin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum temennisinde bulundu. 24 saat çalışıp koronavirüsün izini sürüyorlar. Manisa'da koronavirüs salgınıyla mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri,
Evlerinde izole edilen COVID-19 hastaları ile temaslarının takibini sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek için 24 saat görev yapıyor. Ekipler ev ev dolaşarak gece gündüz koronavirüsün izini sürüyor. Şehzadeler ilçesindeki filyasyon ekibinin başında yer alan uzman doktor Müjde İlgün, etrafınızdan biri koronavirüs olursa lütfen temaslarla ilgili beyanları doğru verin diyerek hastalara uyarıda bulundu. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü 11 Mart'tan bu yana mesai kavramını gözetmek ben de